Selam verir misiniz değil mi? Düzdeki beyden aldık. Başınız sağ olsun. Ama başka bir yer kaldı. Allah güç kuvvet ver. Kolay değil. Kar da yağmıştı zaten. İkinci günün sonunda bulduk çok şükür. Ki bulunmayan binlerce ceset var. Tamam, sizlere güç kuvvet versin. Aa. Yani hani oradan... Yani bilmiyorum. Yere eğildi duvarlar, geri kalkıyor. Öyle nasıl sallıyor, nasıl... Yani tarif etmem mümkün değil. Bakmışsınız, kolay değil. Zor bir süreçtir o 42 yıl. Eminim hani kolay olmamıştır sizler için. Yani hastanenin koridoruna çıkamıyor. Birinci depremi uykuda yakalandık. Dışarıya çıktık. Herhangi bir zayiat görmedik. Taksiye çıktık. Doğru hastaneye gittik. Eşim hastanedeydi. O korkmuştu. Şimdi üçümüz bir hastaneye gittik. Sabaha kadar yanında kaldık. Sabahleyin kahveye geldik. Keşke bir saat daha kalsaydık. Hastane sağlamdı, yıkılmadı. Biz kahveye geldik, kahvede yakalandık. Ben kaçtım, kapıdan çıkar çıkmaz bir daha üstüme yürüdü. Sonra nasıl oldu? Sonra beni hiç tanımadığım birisi, bir gencim, genç. Bağırıyorum aşağıdan, sesimi duyan yok mu diye. Onlar yukarıda konuşuyorlar, ben onları duyuyorum ama ben sesimi yukarıya duyuramıyorum. Sonra birisi dedi ki bu yandan bir ses geliyor dedi. O tarafı deşmeye başladılar. İki mi üç mi kolon beton blok kalınca elimi yukarıya uzattım. Elini gördük dediler. Üstünden kolonları aldı ve çıkarttılar. Ben deprem olur olmaz ona kaç dedim. Kaçıp kaçmadığını bilmiyorum. O anlık cehennem gibi oldu her taraf. Ona kaç dedim, ben de kaçmaya başladım. Varsa o benden önce çıkmış ki benden 3-4 metre önde yakalanmış. Çok zor. Allah düşmanıma vermesin. Ama ben bir daha o memlekete dönmem. Hiç dönmem. Yavrumu yuttu. Bütün gençleri yuttu. Ana babaları yuttu. Çok zor, çok perişanlık çekti millet. Ben rahattım, hastanedeydim. Kaburgalarında kırık ve göğüs ön kemiği, sternumunda kırığı var. Kolları ve bacakları bası altında kaldığı için çeşitli yerlerinde yaralanmalar ve kolunda kırıkları var. Şu an onlar müdahale edildi ve gereken bakımı sağlıyoruz. Mekan cennet olsun inşallah. Amin. Allah sizlere sabır versin. Kolay değil. Bu hastalarımıza hem mevcut tıbbi sorunlarının tedavisi açısından destek olmaya çalışıyoruz. Hem de aktif hale getirdiğimiz psikiyatri ve çocuk psikiyatrisi bünyesinde randevusuz başvurabilecekleri polikliniklerimizle poliklinik hizmeti verip yardımcı olmaya çalışıyoruz. Yatan hastalarımıza da sosyal hizmet uzmanımız yine psikiyatristlerimizin takipleri altında ilave psikolojik desteklerine de yardımcı olmaya çalışıyoruz.